Bizimkiler evdedir. Ne yapacağız? Ha, hoş geldin oğlum. Anne. Bir şey mi oldu oğlum? Yok bir şey. Nereye? Biz ilk duru ebeye götürüyorduk kontrole. Ben gitmem. Sen aç mısın? Yok anne, siz gidin. Ben de bir üstümü değiştirip çıkacağım zaten. Dayım. Ha dayım. Babam dün gece eve gelmedi. Önemli bir şey değil abi, konuşuruz sonra. Akşam ben eve geleceğim. O zaman anlatırsın bana. Tamam mı? Hadi bakalım Aslan. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi oğlum, hoşça kal. Gel bakayım. Hadi abi, bulalım şu mektupları. Hadi. Songül. Okuldadır o. Vay. O mektupları açmayacağız. Hiçbirini okumayacaksın biliyorsun değil mi? Okumak isteyip istemediğimi bile bilmiyorum abi. Hadi alalım şunu. Plan yok mu? Hayır. Hiçbir şey yok. Yok mu? Hayır. Orada bir şey yok. Hay Allah ya. Yok burada. Başka kuyu muyu da yok. Babam çok emin de burada olduğuna. Hayır, acaba başka biri mi abi? Kim alacak abi? Ne bileyim ben. Bizden önce mektupların burada olduğunu öğrenen biri. Kimse bilmiyor dedi ya babam. Erkan Bey, emin misiniz? Bu adam devletin gizli görevlisi gibi adliyede salınıp duruyor. Stajyer avukatlık yapıyor. Eminim. Bu adam devletin görevlisi değil. Belki başka birinin adamıdır. Yani biliyorsunuz bir sürü suç örgütü var. Maksadı başka bir şey de olabilir, şahsi bir şey. Ama bizden değil. Sizi buraya kadar yorduk. Zahmet verdik Erkan Bey. Rica ederim. Bir suç duyurusunda bulunursanız iyi olur. Tabii tabii, elimizden geleni yapacağız. Merak buyurmayın. Size de iyi günler. Bir mukabele. Biz bu tufaya nasıl düştük Çetin? Ne diyorsun abi sen? Belli ki işin içinde başka durumlar var Mahir. Ben Nazif abi karıştırdı derken haşa, yalan söyledi demek istemedim. Babam mektupları açtıysa ya da yok ettiyse bize niye demesin? Oyun mu oynuyor bizle? Yanlış yere saplanıyorsun Mahir. Nazif abi yanlış hatırladı, yalan söyledi, her neyse. Zira şu vakit bunun önemi yok. Mektuplar yok. Savcının kanıtları çok kuvvetli. Ben Nazif abi tanımasam, en başından beri bu cinayeti işlemediğini bilsem, sonra da şu Kader Altun hadisesi benim karşıma gelse, benim bile itimadım sarsılır Mahir. Cinayet için bir neden var. Artık aranan cevap var. Feride Hakim eğer kalemi kırmazsa mesleğinden şüphe edilir. Nazif Kara'yı kayırdığı düşünülür. Şimdi anlıyor musun Mahir? O mektuplar bizim için bir umuttu. Ama bak, yoklar. Şu kuyuda mektuplar yok ama biz varız. Dipsiz, karanlık bir kuyudayız artık. Git abi. Git yoksa kalbini kıracağım.
Babama inancını kaybettiysen geride gelme. Çayımızı bile içmediniz. Kardeşim gelmeden evde olmam lazım. Daha yemek yapacağım. Çok sağ olun. İçmiş kadar oldu. Siz bana sözünüzü tutun. Benden bahtiyar olmaz. Merak etmeyin. Her şey burada tasavvur edildi. Sizi bizim gibi küçük bir gazinoya da çıkartmayacağım. Bizim orada üvertürler çıkıyor. Sizi Yeditepe gazinosuna çıkaracağım. Asürist yapacağım. Hani şu bildiğimiz Yeditepe gazinosu, hani beraber gittiğimiz, en meşhurların çıktı. Ben kafaya bir şey koydum mu Aytan Hanım? Yaparım. Şakam olmaz. Hele bir sizinle çalışmaya başlayalım. Beni daha yakinen tanıyacaksınız. Dahası bütün Türkiye tanıyacak. Şarkılarınız dillerde dolaşacak. Zaten layık olduğunuz hayat da bu. Başka türlüsünü aklınıza bile getirmeyin Aytan Hanım. Siz bana artık Ayten deyin. Benim için yaptığınız bunca şeyden sonra ahbabız biz. Peki Ayten. Abla kusura bakma. Hala hala dedi, başımın etini yedi. Ben de adliye maddiye demedim, getirdim. Ya olur mu öyle şey? Ah bir tanem, ben çok özledim seni yavrum. Beni de mi? Seni de özledim tabii, eşek sıpası. Oh. Hadi odama geçin. Hadi. Neden bir daha Feride Bey'e vaadimi ne yapmayacak diyor. Öyle mi? Abla boş ver. Yıllarca benim için de aynı şeyi söyledi. Aynı tırbırı. Bu güzel çiçekler kime? Bu sana, bu da anneme. Kabristan'a mı gideceksiniz? Aha. Yılbaşından beri gitmiyorduk. Arayı çok açmayayım dedim. Benim de duruşmam var. Olmasaydı ben de gelirdim. Dedem başka ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Alanın kitaplarını çöpe atacağım diyor. Hmm. Gel bakalım. Ne oldu oğlum? Buldunuz mu mektupları? Nasıl olur? Kuyuda değil miydi? Yok baba. Safiye'ye sordunuz mu? Annem biliyor mu ki? Bilmez mi? Tek başına taşınacak bir yük değil ki bu oğlum. Bir ben bilmiyormuşum yani. Ben bilmiyordu diye hiç bahsetmedim ona. Hatta duruşmadan da hiç bahsetmedim. Yani Nihan Hanım'la Süleyman Bey'in durumundan. Şimdi mecburen anlatmam gerekecek. Bütün zor görevler de senin üstüne kalıyor. Ben burada elim kolum bağlı kahroluyorum. Bırak artık oğlum. Baba ne olur sakın. Sen vazgeçersen ben çaresiz kalırım. Ellerinde çalarsın evladının geleceğini.
ebedilikle deyince endişeye kapılmadım desem yalan olur. Endişelenmeli miyim? Anlaşılan evet. Senden evvel iç işlerinde çalışan, bu gizli görevlileri yetiştiren zatla görüştüm. Feci tongaya düşmüşsün Turgut. Tabii sadece sen değil, biz de. Salih İpek görevli falan değil, iç işlerinden de değil. Ne? Nasıl olur? Emin misiniz? Resmini bile gösterdim. Durum kat'i. Kim o zaman bu adam? İşte bizim de tecessüs ettiğimiz bu. Ölmüş bir adamın kimliğini kullanıp içimize kadar giren, ahkam kesen, hesap soran, Ferdi'nin kalbini çalan, her işe burnunu sokan bu adam nereden buluyor bu cesareti? Ya bu şey olmasın, Oltulu Remzi'nin işi olmasın. Böyle bir piyesi ancak o tertip edebilir intikam için. Sebep ne? Açık aramız, biz son iki sevkiyatta ona pay vermedik, bulaştırmadık da. Üfürüyormuş, geliyor kulağıma. İşte yok edeceğim diyormuş, hesabını soracağım diyormuş. Doğru söylüyorsun. Bize yakın olmak için Oltulu Salih İpek'i, Salih İpek de Feride'yi kullanıyor. Mehmet Sayın Bey, hemen Feride'ye bu adamın riyakar bir kabadayı fedaisi olduğunu, kendisini kullandığını, aşkının da yalan olduğunu söyleyelim. Feride dakikasında men eder başından Salih'i. Ben de suç duyurusunda bulunur, yakalattırırım. Asla Turgut. Otur oturduğun yerde. Feride bu konuda tek kelime öğrenirse seni düşmanım bilirim. Neden? Ne diyeceksin Feride'ye? Babanla benim yasa dışı işlerimizden dolayı bu adam burada. Babanın düşmanları var. Bu yüzden seni kullanıyor mu diyeceksin? Otur sevkiyatı da anlat bari. Feride sormayacak mı bu adam neden burada diye? Benim kızım aptal mı? Bir fedainin Feride'nin peşine düşmesi gayet normal değil mi? O bir hakim. Hem de kabadayılara göz açtırmayan, başsavcının cinayet davasına bakan bir hakim. Kes sırvalamayı Turgut. Ya o adam kızıma zarar verirse, ya öğrendiklerini Feride'ye anlatırsa, bu riski nasıl göze alırım? Asla burada konuşulanlardan Feride'nin haberi olmayacak. Ne yapacağız peki? Bırakacağız da adam elini kolunu sallayarak aramızda mı dolaşacak? Tabii ki hayır. O adamı susturacağız. O herif ölecek. Havalandırmaya çıkmadın. Görüş uzun mu sürdü? Sen çıktıktan sonra müdür geldi. Seni görmeye gelmiş asıl.
Lakin sen olmayınca bize anlattı. Hani kundura yapmak için gitmiştin ya. Dilekçe falan yazmıştın. İzin çıkmış, atölyeyi kurabilirsiniz dedi. Vakitsiz horoz ötse kime faydası var? Geç kaldım müdür efendi, geçmiş olsun dedim. Daha deriyi dövmeden çivi çakmaya gelinceye kadar Nazif çıkar buradan dedim. Onun için kimseyle konuşma. Boşa kürek çekme dedim. Dalyan. Hı? Hata etmişsin. Ben buralıyım. Dar ağacına dek tabii. Akabinde olacakları bir tek yüce Rabbim biliyor. Nazif, eski karının çıkıvermesi, feleğin yolunu şaşırması canını sıktı. Tamam ama kendini böyle koyuverme ya. Bak Mahir nasıl kararlı, nasıl inançlı. Beni yiyip bitiren de asıl bu Dalyan. Felek yolunu şaşırmıyor. Başıma gelenlerin sebebi belli. Geçmiş günahlarım bedeli ödeniyor bir bir. Yazgım alacaklarını tahsil ediyor. Beni oğlumla karşı karşıya getiriyor. Öyle ki bana güvenini kaybediyor. Ama Kâbi, ben istemiyorum. Mahir'im kadere karşı duracak diye kendi hayatına yazık etmeyecek. Mahir'in bir şikayeti yok ki. Benim bildiğim, gördüğüm o. Ben onun şikayetçi olduğunu duymadım ki, ne de isyan ettiğini. Ama artık günah. Neden benim hayatım onunkinden kıymetli olsun? Dalyan, benim oğlum ilk defa birine gönül verdiğini söyledi. Yürekten sevdiğini söyledi. Ben şimdi ona nasıl kıyarım? Bunu bir de Mahir'e söyle. Ha? Tamam. Sevda kıymetli. Başımızla beraber. Baba değil mi? İnsanın hayatta bir babası oluyor. O da göçüp gidince yapayalnız kalırsın. Mahir benim bu hayatta tanıdığım en hayırlı oğul. Başka türlüsünü düşünmek aklından bile geçmez. Haksız mıyım? Ben bir müdüre gideyim. Buradaki gençler için atölye iyi olur. Altın bilezik takarız kollarına. En azından adam öldükten sonra bir fedai olduğunu söyleyelim Feride'ye. Hayır dedim ya Turgut. Madem iç işleri çalışanı sanıyor, bırak öyle bilsin. Görev sırasında öldü gitti. Ama o zaman bir kahraman gibi arkasından saygı duyacak. Onun aşkını hep kalbinde taşıyacak. Sana ne benim kızımın aşkından tutacağı yastan. Biz kendi işimize bakalım Turgut. O adamın ortadan kalkması elzem, o kadar. Kim yapacak bu işi? Üstelik sevkiyat öncesi. Ne de olsa Oltulu'nun adamı. Bizim sebep olduğumuz bilinmemeli. Bizi tanımayan biri makbul olur. Turgut'cum, sen bir arkadaştan söz ediyordun. Neydi o? Barut muydu? Yani parlatalım diyordun. O ne kadar içinde bu işlerin, tanır mı bizi? Hiçbir şey bilmiyor. Becerebilir mi? Benim yardımlarımla evet. E bırakalım o yapsın, o bize yardım etsin, biz de ona edelim. Yalnız Turgut, bu iş sakız gibi uzamasın.
hemen bugün bitsin. Yalnız bu ev meselesi hiç hoşuma gitmedi, söyleyeyim sana. Ayrı ev tutalım mı? Hı? Onlara inat. Gel şok edelim onları. Sonra konuşuruz bunları. Sen beni merak etme, ben bakıyorum başımın çaresine. Ben nasıl bakacağım başımın çaresine? Ablacığım, benim derdim o. Ama beni unutmazsın değil mi? Bir tanem, o nasıl laf? Ben nasıl unuturum seni? Hı? Sen şimdi annene gideceksin ya. Ona benim sevgilerimi ve selamlarımı ilet, olur mu? Hadi gidelim. Bahtsız yavrucak. Annesizlik çok zor. Feride Hanım, siz yengenizi nasıl kaybetmiştiniz? Ben kazaydı diye hatırlıyorum ama. Evet. Yengem çok iyi bir gazete muhabiriydi. Bir sürü ödülleri falan vardı. Sonra bir gece gazetede çalışırken merdivenlerden yuvarlanmış. Sabah Mustahtan bulmuş ölüsünü. Çok acı tabii yani. Tüh tüh tüh. Pisi pisine gitmiş yani kadıncağız. Peki Feride Hanım, bir gören olmamış mı? Yani hani başı dönmüş de mi yığılmış merdivenlerden? Koca insan durup dururken merdivenlerden düşmez herhalde. Vallahi o kadarını bilmiyorum Bahar. Ben o sırada ikinci bölgede, Ayvalık'ta görevdeydim. Bu kadar biliyorum. Çok da fazla detay vermediler bana. Bilmek de istemiyorum zaten. Hatırladık, çok kötü oldu. Çok yazık, çok yazık. Feride Hanım, Melih Bey evlenmedi değil mi? Bahar. Feride Hanım, işe dönüşme kısmetine. Ay bazen iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilemiyorum. Tam evlilik arifesi, gelinlik provalarım başlayacak. Ben işe döndüm. Aa Feride Hanım, bu arada üzerimde kalmasın. Terzinizin size çok selamı var. Nişantaşı'ndakinin. Hmm. Gelinliğimi onlar dikiyor da. Hayırlı olsun. Kolay gelsin size. Ay, bu Feride Hanım'ın da bazen afrası tafrası hiç çekilmiyor vallahi. Hayır, bir gören olsa Feride Serra'yı kıskanıyor diyecekler. Allah Allah. Koskoca Hakime Hanım seni mi kıskanacak? Ha? Serra. Feride Hanım Sevzekli'yi sevmez. Ondan gitti. Hadi canım. Hayırlı olsun sana. Hah, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılmış ufaklık? İyi, iyi abi. Çok şükür. Her şey yolunda. Afiyet olsun delikanlı. Gelmedin dün gece. Duruşmadan haber getirirsin diye bekledik. İşim vardı. Ertelendi işte. Erdal abi anlatmadı mı size? Anlattı, anlattı. Sen bu saatte niye evdesin? Annem nerede? İçeride. Bitti mi çorba? Hadi gel. Ben de sesini duydum, geliyordum oğlum. Yok anne, burada konuşalım. Ne konuşacağız oğlum? Korkutma beni. Anne. Bir mektuplar varmış. Kuyuya baktım yok. Benim onları bulmam gerek. Senin nereden haberin oldu? Babam söyledi. Sabah siz çıkarken onlar için gelmiştim. Ama bulamadım.
Demek o kara gün geldi. Annenle mi görüşeceksin oğlum? Benim annem sensin. Benim annem sensin. O vakit ne yapacaksın mektupları? Anne. Her şey öyle bir karıştı ki. İşler Arap saçına döndü. Ne oldu oğlum? O kadın burada, İstanbul'da. Üstelik öldürülen savcıyla aralarında bir ilişki varmış. Üstüne iyilik sağlık. Bula bula o adamı mı bulmuş? Şimdi mahkemede babamı savcıyı bu yüzden öldürdüğünü iddia ediyor. Babamın hiçbir şeyden haberi olmadığını benim ispat etmem gerek. Anne. Anne mektuplar nerede? Duruyor değil mi? Sorsalar olmaz derdim. Lakin savcı bey boş oturup birbirlerini yiyeceklerine bir sanat öğrensinler diye tutturdu. Vardır bir bildiği dedik, onayı verdik. İnşallah mahpustaki arkadaşları bir umut olacak müdür bey. Yalnız bana bak Nazif Kara, mesuliyet sende. Tüm aletler sana zimmetli. Bu kundura işinde kesici, delici bir sürü alet var. Biri kaybolur, bir hadiseye karışır. Senin bu sanat aşkın yüzünden bir mahpus ölür mölür, katille beraber seni de sorumlu tutarım. Alet edevatı sayarak alıp savcıya sayarak teslim edeceksin. Anlaşıldı mı? Merak buyurmayınız müdür bey. Dünkü çocuk da değilim, elime ilk defa alet edevatı almıyorum. Göreceğiz. Ben diyeceğimi dedim. Bundan ötesi külliyen sana kalmış. Bu kadar. Daha evvel hiçbir idamlıkta böyle bir şey görmediydim. Köşelerine çekilip günahları için af dilerler anca. Ay senin de günün sayılı. Nereden geldi aklına bu? Can bedenden çıkmadan bir mahpusa faydam dokunursa, dualarını alırsam, içim rahat göçüp giderim. Baban hapse girince, ne bileyim emanet diye herhalde, korktum sizlerden biri bulur diye. Aldım kuyudan sakladım tavan arasına. Hepsi burada mı anne? Evet hepsi. Baban olmadığı zamanlar ben alırdım mektupları postacı Mehmet'ten. O da bellemişti artık. Getirir bana bırakırdı. Tabii babam bunları sana verecekti ama işte bana mı kıyamadı? Yoksa yaralarını açmamak için sana mı? Kaldı böyle.
Bir gün atayım dedim. Bize ait değil, atamayız dedi. O zaman gel verelim dedim. Tamam dedi. O gün sen bana pişmaniye getirmiştin, seviyorum diye. Bir de boynuma atladın. Bir baktım, Nazif'imin gözleri yaşlı. Gene kaldırıldı mektuplar kuyuya. Kısmet bugüneymiş oğlum. Keşke hiç haberim olmasaydı. Peki, işe yarayacak mı bu mektuplar? Hiçbiri açılmamış gibi görünüyor anne. Bu babam için iyi bir şey. Çok mücadele ettim nefsimle. Ama yenilmedim çok şükür. Ama ne yalan söyleyeyim. Geceler boyu düşündüm. Ne yazdı bunca mektup? Pes etmeden, sabırla. Sen merak etmiyor musun? Umurumda bile değil. Babamı zora sokacak bir şeyler yazmamış olsun yeter bana. Asla okumayacağım. Zeynep, ne yapıyor o Feride? Sürekli Turgut'un dibinde değil mi? Yok kız, sen söyledikten sonra dikkat ettim. Ama inan yan yana bile gelmiyorlar. Oh, aman iyi. Suratsız Feride'nin kalbini başka biri kaptı. Aa, kim? Stajyer avukatı Salih İpek. Ah! Adliye de uzak durmaya çalışıyorlar. Ama her hallerinden belli. Ateş bacaya sarmış. Birlikte gelip giderken gören çok. Allah Allah. Dur dur, daha bitmedi. Ümit abi Turku'da söylerken duymuşlar. Feride o Salih için baba ocağını terk etmiş. Ne? Ya. Aa, ciddi misin? Vallahi. Aa, ne haber bu? Ay. Ay ister misin bunlar Turgut'la benden evvel evlensinler? Kız öyle olacak herhalde. İyi iyi. Annemle abim ne yapıyor yukarıda? Bilmem. Zor biliyorum ama bu elini kullanmamaya çalış, olur mu? Akıllı oğlum benim. Oh. Nazif, hanımın yemeğini verdin mi sen bugün? Vermedim anneanne. Hadi gel verelim. Çıkayım mı abi ben de? Lüzum yok. Ne bacım? Anlat bakalım ne oluyor? Bülent nerede? Bilmiyorum. Sen mi gönderdin? Bu evde yaşamayı hak etmiyor abi. Sen iyi misin? İyiyiz biz abi. Sen de bizi merak etme. İyi ol. Onlar ne abi? Bir iki evrak. Öbür zıvır işte. İlknur, anneme söyle gece beklemesin beni. Tamam abi. Allah yardımcısı olsun. Saf olma abla ya. Karıyla kızla geziyor gece gece. Ne yapıyor sanıyorsun? Çok ayıp Orhan. Çok ayıp.
gelmeyecek mi anneanne? O nasıl söz öyle? Olur mu öyle şey? Gelecek tabii. Ama annem küsmüş ona. Kim dedi? Kimse. Anladım ben. Karı koca arasında olur böyle şeyler. O senin baban. Burası onun evi. Aklına kötü şeyler getirme çocuğum. Gelecek baban. Geçecek bu günler. Ama siz de karı kocasınız dedemle. Siz hiç kavga etmiyorsunuz. Oo, kuzum, kuzum. Gel bakayım, gel. Gel, gel. Bir vakitler bizim de anlaşamadığımız şeyler vardı tabii. Ama artık yaşlandık. Yaşlılar kavga etmez mi? Yaşlılar hayatın kavga edilmeyecek kadar kısa olduğunu, her şeyin beyhude olduğunu bilirler. Gelecek baban, dert etme sen. O kader denen kadın ne istiyormuş babamdan? Bu da nereden çıktı şimdi? Hiç kıvırmaya çalışma anne, duydum. Mahir halledecek. Tabii. Her şeyi hallettiği gibi. Nereye? Kadar kim anneanne? Hiç kimse oğlum. Hadi biz hanıma su getirelim. Hayırdır Azmi? Hayır abi, hayır. Mahir ustam dedi. Orhan abi evde ya. Tek başıma koşturamıyorum bazen. Bir yardımcı bul kendine dedi. E sever seni. Yüklenmek istememiş. E Orhan iyileşince ne olacak? Abi ben Orhan abinin buraya geleceğini hiç tahmin etmem. Hiç. Hayırlısı de Azmi, hayırlısı. Hadi kal sağlıcakla. Hayırlısı abi. Hayırlısı. Çek. Sizler ne yapıyorsunuz? Sen hele buradan çek git buradan. Millet. Müjdeler olsun. Hoca yokmuş, edebiyat dersi boş. Oley! Müdür muavini Hasan, Hüseyin, herkes eve gitsin dedi. Sinemaya gidelim mi? Olmaz, yarın sınavım var, ona çalışacağım. Kızlar, kızlar. Bir yere gitmeyin, bahçede yakar top oynayalım. Peki, tamam. Osman. Biz bahçede yakar top oynayacağız. Sen de gelsene. İstemiyorum. Hadi ama Osman. Geçen seferki gibi aynı takımda oluruz. Sonra Songül. Sonra. Şimdi işim var. Onu halletmem lazım. Ne işin varmış? Söyle biz de bilelim. Niye? Çok mu merak ediyorsun beni? Osman ne bu afra tafra? İş aramaya gitti. Abisiyle tatav olmuş. Evden ayrılmış. Neden? Değil bu, de. Tamam ama öyle kızmak yok. Bağırıp çağırmak yok Necdet. 100 numara Suzan'da kalıyor bizimki. E niye gelmedi? Delikanlı oğlum, delikanlı. Hava atıyor kendince. Neyse artık derdi, neyse. Çözdüm ben onu, çözdüm. Anladım. Çözdüm. Ulan İbo var ya, beni kime sattığını bir bilsen var ya, bendeki kadere sen küsersin, yemin ediyorum. Allahsız Osman. Karı kız değil mi? Bırak bırak. Düşündükçe beynime kan sıçrıyor, yemin ederim. Ama var ya, onun ifadesini alacağım ben. Zorla alayım getireyim lan. Bırak, kalsın. O mangır bir suyunu çeksin, burnu bir sürtsün, bu kapıdan hop abi diye girsin. Ondan sonra göreceğim ben onu. Marita'ya gazoz ısmarlayamayacak. Nasıl olacak oğlum o iş? Abi. İbo.
acil elde birini ortadan kaldırman gerek. Nerededir abi? Adliyede sahte kimlikle dolaşan bir zat var. Salih İpek. Sen söylemiştin. Bravo. Şahane hafıza. Ta kendisi. Derhal abi. Ben şimdi adliyeye gidiyorum. Adamın çıkış saatlerini sana bildiririm. Hoş zaten mesai bitiminde kendisi tüyer. Çıkınca indirirsin. Zira adamın adresi kaydı kuydu yok. Yakalayınca sıkacaksın. Sen nasıl uygun görürsen abi. Amma ve lakin. Bir istirhamım olacak sayın savcım. Geveze öldü. Yeditepe gazinosu ortada. Verdir bana gazinoyu. Ben de Salih İpek'in sülalesini indireyim. Gazino dediğin nedir ki Necdet? Senin itin olsun. Hele sen şu Salih'in işini bir bitir. Gazino senin. Önce gazino. Nezarethane olayı bana ders oldu abi. Bu geveze Ahmet'in katiline ne oldu? İşiniz bittikten sonra fişi çekmek adetiniz olduğu için. Sen kimi tehdit edip yolmaya kalkıyorsun? Ha? Ayağının acısını ne çabuk unuttun? Unutmadım abi. Onların sızısı bana bunları söyletiyor. Şimdi bizim işimizin sizin işiniz gibi forsu da yok. Biz kelle koltukta salla baş. Dönüp bakıyorum etrafıma benim neyim var diye. Bu dükkan var. O da emanet. Dalyan bugün yok. Yarın var. Öyle değil mi abi? Ben canıma kanıma kardeşime bir yuva bile verememişim. Sen bana o gazinoyu verdir abi. Ne istiyorsan yapayım. Yok. Bende adam çok. Sana mı kaldım dersen, o da senin takdirin abicim.